bir mesaj gördük. Vlog istemişlerdi. O yüzden saate dedik hemen başlayalım. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben kendime bakıyorum. Ben de sana bakıyorum. Şimdi burger yemeye geldi Salih. Çünkü aç olduğu için. Açım ben. Ben de su aldım. Daha sonrasında nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bugün yiyemediğimiz kadar şey yiyebiliriz. Veya ne yaparız bilmiyorum. Ne yaparız? Her yerden çıkma çabam. Burgerini de gösterelim. Hadi tanıt burgerini. Allah'ım mantarotto. Sesini duyuyor. Duyurmadım. Ağzımı okusuna. Hep aynı şeyi yapıyor bu çocuk ya. Mantar burgeri geldi. Önümüzde şu an mantarotto var. İçinde mantar var. Bir şey peyniri var. Ne peyniri bilmiyorum. Göster bana hemen burayı. Şu peynir. Ne peyniri bilmiyorum. Yuvarlak kesmişler. Yağmura yakalandık. O yüzden şimdi gidiyoruz artık. Zaten Salih'in de gitme vakti geldi. Bir dondurma yedik Punto'da. Çok kabaydı. Bari buradan söyleyeyim. İçimde kalmasın. Yani döverek verdi resmen o dondurma toplarını. Tersledi böyle falan işte. Neyse çok fazla söylemeyeceğim. Sonra Varuna'ya gittik. Orada bir kahve söyledim. Onun burada geç geldi. Yapmayı bilen kişi yokmuş. Bekledik falan. Bugün biraz kötü enerji üstümde var. Ama yağmur yağıyor. O yüzden de mutluyum. Isırma. Isırma öp. Şu an mayışmış olmasa o ağız çoktan alnıma saplanmıştı. Şu dudiklere bakın. Şu dudiklere bakın şunlara. Bu neymiş? Bu neymiş? Şuna bakın ya. Yerim ben seni. Seni yerim. Ne gördün orada? İnşallah kameraya bakıyorsundur. Bak uzaklara bakıyor bu. Bir şeyler görüyor ha. Korktum. Günaydın. Başka bir günden Bilge'nin yanına gidiyorum. Pastane aradım. Aslında daha erken gitmiştim. Otobüsten indim. Ama Bilge profiterolü çok seviyor. O yüzden direksiyon sınavının ilk seferde başarıyla geçtiği için böyle küçük bir kutlama olarak profiterol aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Sadece Prenses diye bir pastanede buldum. Oradakiler de çok içime sinmedi ama Bilgeciğim artık bununla idare edeceğiz. Ne yapalım? Şimdi yürüyorum. Hava aşırı sıcaktı. Ama şu an gölge geçtiği için, buluta geçtiği için çok güzel. Bu arada otobüsle geldiğim bütün yolu geri yürüdüm. Bilseydim önce inerdim. Pastanenin orada. Ondan sonra yürüdüm. Oh. Ben uzun zamandır evde sushi yapmak istiyordum. Onun için de bir set aldım. Çünkü dışarıda yediğim şu pişmiş fili rolleri ben çok seviyorum. Şöyle nori deniyor mu? Nori aynen. Norisiyle, pirinciyle, pirinç sirkesiyle beraber kendim bir set oluşturdum. Çünkü setlerin içerisinde böyle yengeç surimi falan vardı. Ama bazılarına bozuk gelmiş. O yüzden ben de dedim ki gerek yok. Evde de şöyle bir tane mat vardı. Hatta iki tane böyle mat var. Bunları bir şey olarak almıştık. Ne deniyor? Servis oluyor. Değil mi anne? Servis. Amerikan servis olarak almıştık. O da aklıma gelince dedim gerek yok. Şimdi pirinç pişiyor ama suyunu biraz az koymuşuz. Ben arkadakine göre yapmaya çalıştım ama o yüzden ne zaman kaynadı çok anlayamadık. Yine de şurada böyle pişiyor yani. Umarım olur. Piştikten sonra arasına krem peynir ve ton balığı koyacağız. Yine güncellerim burayı. Sadece hem video izliyorum hem Instagram için video oluşturmaya çalışıyorum. Hem de YouTube videosu çekerken biraz zorlanıyorum ve unutuyorum doğal olarak. Streç film kalmamış. O yüzden ben de alüminyum folyo serdim. Yani nasıl olacak bilmiyorum. İşin açığı ama ses kötü geldi değil mi? Umarım olacak. Bu arada yosun böyle çok tuhaf bir şeymiş. Bakın çıkarıp göstereceğim şimdi de. Yırtarım diye korkuyorum. Şu bir tane, iki tane mi bilmiyorum ama. Böyle bir şey. Anne bunun tırtıklı kısmı içe gelecek diyordu değil mi? Hı hı. Parlak tarafı dışı. İki tarafı da tırtıklı. Parlak. Ha şu parlak o zaman. Parlak tarafı. Şunları koyayım. Pilavı da yaptık. Nasıl oldu bilmiyorum. İnanın çünkü
Hangisi parlak? Şurası parlak. Tamam. Buraya içe gelecek. Değil mi? Böyle koymam gerekiyor. Buraya sushi koyacağız. Sonra vura vura sereceğiz. Vura vura yapacağız. Okey. Umarım doğru işletmiştir. Aa, görünmüyor ki. Şimdi yosunu serdim. Size söylediğim gibi üstüne de pirinç koyuyorum. Böyle her yerine gelmesi gerekiyormuş. Elinize su aldığınız zaman asla şey olmuyor. Yapışmıyor. Bu güzel bir şeymiş yani. Bu taktiği mutfakta çalışanlar biliyordur büyük ihtimal. Şimdi bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bastır. Her yanına şimdi bastıracağım. Sonra çevireceğiz. Önce şöyle iyice yapışsınlar. İkiye bölmedim bu arada anne. Bölse miydik? Neyi? Şeyi, yosunu, nori'yi. Böleyim mi? İkiye bölsem nasıl yapacağız? Yok ya, bölmeden yapalım. İkiye bölmenin avantajı olacak. Şimdi böyle katlayacağız ya. Öbür türlü daha kalın olacak. İkiye bölünce daha ince olacak. Neyse bir tane bir yapalım. Yapacağız bir şekilde de nasıl olacak? Bakın hayatımda sardığım ilk sushi şeyi. Ne denir bunu? Sushi roll. Böyle biraz şekilsiz görünüyor şurası falan ama şimdi bunu panko'ya bulayacağım. Bu arada Leo asla böyle çok bir taşkınlık çıkartmıyor. Aslan parçası burada. Yarı tavuktan veriyorsam yiyor. Yarı ton balığından veriyorsam yiyor. Dün biraz midesini bozmuş. Bugün böyle çok tatlı. Kendini sevdiriyor falan. Hoş bir çocuk oldu bugün. Maşallah diyelim. Şuraya bir nazar boncuğu da takalım. Oh oğlum. Bakın benim sushi rollerime. Kızarttım panko ile beraber. Şimdi bunları dilimleyeceğim. Hatta bir tanesini sizinle beraber dilimleyeyim. Şöyle birazcık su aldım. Pirinç yapışmasın diye. Ups. Tada. Oradaki gibi oldu mu bilmiyorum ama güzel görünüyor. Öyle güzel olmuş ki yani tat olarak. Şimdi küçük bir tane alayım ki sizin önünüzde yiyebileyim. Normalde sushi çubuğunu soya sosuna batırıp daha sonra sushi'nin üzerine böyle damlatıp yiyorlarmış. Çünkü bu şekilde soya sosuna batırdığınız zaman çok tuzlu olduğu için ama ben ne yapıyorum Türk olarak. Ben götürdüm bunu. Yediğimizin aynısı. Bildiğiniz aynısı. 8 tanesine 62 lira falan veriyorduk. Ben toplamını 90 liraya aldım. Pirincin daha 4'te 1'ini ancak kullandık. 8 tane de yosunumuz var. Ay çok iyi. Her gün bunu yapacağız. Ne yaptığını bir öğrenebilir miyim? Şşt. Ne yapıyorsun? Ne ya ben sana tavuk verdim. Sen yine gelip burada in aşağı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ha? Bana bak. Ne yapıyorsun? Utanmaza bak, bir de yalanıyor halen daha. Aç köpek aç. Bak şuraya bir bak. Şuraya bir bak. O götünü göbeğine bir bak, ondan sonra bir ye. Şuna bak. Şuraya bak. Halen daha yemek aşıracağım diye uğraşıyor. Dana. Her videoda bir aya geliyormuş gibi oldum ama bu sefer bombiya denedim. Beraber deneyelim. Biraz beni göremiyorsunuz ama. Şu rüzgara, şu havaya bakın. Dün daha elbise giydim. Hasır sandaletlerle beraber geziyordum. Şimdi üşüyorum. Havalar çok değişti ya. Günaydın. Sanırım 1,5 sene sonra
Okula gideceğim gün geldi. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz! Bu benim için şu an üzücü bir haber. Çünkü odamı, Leo'yu, annem babamı, Antalya'mı burada bırakıyorum. Yeni dramatizatıyorum. Yani bilmiyorum, kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şimdi bu videoya burada işte Salih'le, ne bileyim annemle, Bilge'yle, sushi yaparken evde falan filan başladık. Şimdi de valizle bitiriyoruz. Valizlerini iki gecedir hazırlıyorum. Şurada büyük siyah bir valizim var. Bunun içerisine bir tane vakumlu poşet koydum. Vakumlu poşet baya baya indirdi diyebilirim. Keşke birkaç tane daha olsaydı. Şu green'in içerisi tam dolmadı ama ona mont, ceket falan koydum. Bazılarını burada bırakmak zorunda kaldım. Genelde çoğunu. Çok kalın bir şey götürmedim yurtta giyecek. Çünkü yurt normalde sıcak oluyor ama kaloriferleri açmıyorlarmış. Öyle söyledi arkadaşım. Eğer öyleyse yandık bu arada. Ayakkabı konusunda daha hiçbir şey yapmadım. Ne götüreceğimi bilmiyorum. Terlik koymayı unuttuk. Bak tamam. Terlik. Bir tane beyaz spor ayakkabımı koyarım. O sneaker tarzı. Bir tane spor ayakkabısı koyarım. Yani böyle koşu için falan. Kramponlarımı koyacağım. Bir de bot koyacağım. Çizme de koymak istiyorum ama sanırım yerim yok. İşte bugün ayarlayacağım. Çünkü bugün biletim var akşam. Gidiyorum yani, Ankara'dayım. Ay çok çok garip geliyor bana. Şimdi benim odamda iki kişi daha olacak. Ay ışık çok ters oldu. O iki arkadaş kim oluyor onları bilmiyorum. O beni biraz geriyor. Şimdi ev hayatına o kadar fazla alıştım ki. Hani canım sıkılıyor, içeride kahve içiyoruz falan filan, sonra geliyorum video çekiyorum. İşte ne bileyim buradan çıkıp gidiyorum her yere. Orada Beytepe'nin Allah'ın şeyinde 4 kişiyle beraber. Bunu yaşadım gerçi biliyorum. O yüzden çok fazla da böyle şey yapmak istemiyorum. Kendimi olumsuz etkilemek istemiyorum. Birkaç gündür uyuyamıyorum sadece. O yüzden gözlerim kıpkırmızı kalıyor. Böyle de bazlama surat gibi çıktım. Tamam. Gözlerim kıpkırmızı kalıyor. Uykusuzum. Birazcık başım ağrıyor. Büyük ihtimalle ondan da böyle saçma sapan düşüncelerim içinde olabilirim. Ama Leo'yu bırakmak bana zor geliyor. Çünkü onu görüntülü de göremem. Hani annemleri görüyorum, gelirim, seslerini duyuyorum, desteklerini hissediyorum. Leo bugün benden kaçıyor. Birkaç gün önce kendini çok sevdiriyordu. Çok sakindi. Dün de çok sakin sayılırdı ama asla sevdirmiyor. Çok sinirli. Bana niye bilmiyorum. Büyük ihtimalle hissediyor. Ve bu beni üzüyor. Bir pankek sabahı. Annem pankek koydu. Hatta hazırladı. Ben de yardım ettim. Şimdi top yumurta yapıyorum. 25 Ekim gibi tekrar buraya geleceğim. Çünkü diş randevum var düzenli olarak. Zaten o yüzden de ayda bir geliyordum ama yani o 4 hafta nasıl geçecek bakalım. Sürekli bu vlogda ağlayacak mıyım? Bu vlogun sonunda ben gidiyorum, geliyorum vıttır vıttır diye. Bayağı duygusallaştım. Böyle Leo'ya sarılıyorum. Beni ısırıyor. Hatta şuramı çizdi ve ağladım. Bilmiyorum. Yani evden gitmek çok ayıp. Aslında bu kadar büyütmemem gerekiyor ama böyle bir duygu durumu içerisindeyim. 1,5 yılda evde olunca. Valizlerimi şurada hazırlamaya devam edeceğim. Bugün akşam zaten biletim var. Bu videoyu burada bitirmeye karar veriyorum. Çünkü daha sonrasında gelecek video işte oraya gider kendi falan çekelim büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Birazdan Bilge gelecek. Son kez beni görmeye, beraber kahve içeceğiz büyük ihtimal ile. Çok az eşya götürdüm. Bu yalan. Yani hayır. Çok az eşya götürmedim. Sadece eşyalarımın hepsini götürmedim. Baktım. Çok sevsem bile dedim ki bunu giyebilir miyim? Çok gerek var mı? Yok. Tamam. Bıraktım. Pantolonlarımın bile fazlasını bıraktım. Hatta buradaki montlarımı falan bıraktım. Birkaç tane aldım. Birazcık mantıklı davrandım diye düşünüyorum bu sefer. En azından bu sefer çanta götürmedim. Mesela 3 tane mi 4 tane mi ne götürdüm. Bakalım nasıl gideceğiz, nasıl kapatacak. Daha halen daha botları yerleştirmedim ve vakit geçiyor. Annemin saçını boyadım. Elimde şöyle bir boya izi. Umarım geçer. Neden vloglar kısa diyorsunuz ama böyle parça parça çektiğim zaman böyle oluyor. İnanın elime alıp böyle hani son hafta ne yaptığımı falan çekmek istedim. Mesela dün arkadaşlarımla beraberdim falan. Ama asla motive olamadım. Çünkü ne bileyim telefon elime alasım gelmedi. Elime alırsam gittiğimi kabullenirim gibi geldi. Farklı bir psikoloji, bilmiyorum nasıl anlatabilirim. Ama sonunda aldım ve başladım. Çektim ve bitiriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel vakit geçirmişsinizdir beni izlerken. Ankara'dayken de vloglar gelecektir diye düşünüyorum. Sadece benim internetim biraz yavaş orada.
şeyin internetini, okulun internetini kullanıyorum. Umarım yükleyebilirim. Bakın videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yorumlarda buluşabiliriz. Yazabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.